Selam dostlar. Şu anda Salihli'nin neresindeyiz dostum? Hacı Hıdır Mahallesi. Hacı Hıdır Mahallesi. Hıdır Mahallesi. Burası Hacı Hıdır Mahallesi. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sen kimsin? Ne iş yaparsın? Ben Bülent Peker. Hacı Hıdır Mahallesi'nde oturuyorum. Burada bir 100 dönümlük arazi Derya abinin, Derya Aktaş Bodrumlu. Onun bahçesinde ilgileniyorum, bakımını yapıyorum. Onun haricinde normal kendi ziraatla Evet, uğraşıyorsun. kapya biber Kapya yetiştiriyorum. biber yetiştiriyorsun. Evet. Şimdi Bülent Bey gerçekten meraklı, başarılı bir abimiz, arkadaşımız. Sağ olsun. Geçen senelerde burada bir bahçe denemeleri yapmışlardı. Burada. Şimdi yeni bir bahçe kurduk. Şu havuzu önce bir göstereyim size. Burada kaç tonluk burası abi? 800 ton. Yani 7-8 bin tona yakın bir havuz yapıldı. Buranın suyu nereden basılacak? Aşağı pompa var. Şu aşağıda güneş enerjisi olan yere yakın o şu kısımda şu aşağıda sondaj var. O sondajdan buraya basılacak. Burada şu binanın içerisinde gübre tankları var, gübreleme var. Oradan geri bu bahçeye ve şurada bakın ileride benim aracı göreceksiniz. Çamurda çıkamadık. Aracı oraya bıraktık. Bakın. O aracın olduğu yer ve o arazide Derya Bey'in bu sene bizim evlatları diktik oraya. Bir budama da yapmıştım. 0 yaş budaması. Orasıyla beraber bu iki yer şu anda 100 dönümlük bir bahçe oldu. Bu bahçedeki budamaları nasıl yapacağız? Şimdi onları beraber konuşarak gidelim. Hem eğitim olsun hem de hatıra kalsın. Ben Bülent Bey'e bırakayım kameramanlığı. Ben aşağı doğru ineyim. Şimdi Bülent Bey genelde beni arkadan çektiğin zaman kelim milleti rahatsız edebiliyor. O yüzden istersen daha güzel olan cevizleri göster. Ama sen bilirsin yani ben kelimden memnunum. Şimdi elimdeki makası görürseniz ne büyük bir katliam işleyeceğimi anlarsınız. Buradan başlayalım mı? Bak, niye buradan kestim? Gel göster. Şimdi normalde şuradan kesebilirdim. Şuradan kesebilirdim ama bak şurada bir şey var. Bozukluk var. Yani şurada kuruma var. Bu kuruma şuraya kadar işlemiştir. O yüzden gitti. Ve burada bakın şu olay kökte bir sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Ama halletmiş, aşmış. Zaten gelişim o yüzden olamamış. Bunun dikerken kökünde bir sıkıntı varmış. Yani fidanda da olabilir, dikimde alakalı da olabilir. Bu fidanlar benim değil. Benim üvey evlat bunlar. Şimdi şöyle aşağı doğru gidelim. Ne yapıyoruz? Katliam. Evet Bülent Bey parmağına dikkat ediyorsun. Bazen böyle bahçıvanları kameraman olarak kullanınca öyle teknik hatalar olabiliyor. Şimdi ben gösteriyorum. Bülent Bey devamını yapacak. Yani hepsini 51, 56 yaşına geldim. 56 yaşından sonra bana budamacılık yaptırmayacaksınız, değil mi? Yapıyorum. Zaten toplasanız yılda yaptığım budama birkaç bahçenin baştan sona budamasından fazladır. Yani bir de burada da yine görüyorsunuz beyazlıklar var. O beyazlıklar kireç. Fakat Derya Bey buraya biraz az gelmiş kireç. Seneye biraz daha kireç masrafına sokacağız sizi. Çünkü buranın pH'i düşük. pH'i düşük olduğu için kireç atacağız. pH'ini yükseltmeye çalışıyoruz. Geçen sene bir de burada bir yanlış yapılmış. Ağaçların gelişiminde o yüzden sıkıntı var. Düşük pH olayı bilinmediği için buraya sülfatlı gübre verilmiş. Amonyum sülfat verilmiş. Düşük pH'e sülfat vermek yüksek tansiyon hastasına tuzlu ayran içirmek gibidir. Ölmesi için yardımcı olursunuz. Başka bir şey değil. Bunun tam tersi de diğeri. Yani pH yüksekse oraya da kalkar kireç atarsanız veya kalsiyum fazla verirseniz o zaman da o sıkıntıyı yaşarsınız. Of.
İyi ki Derya Bey burada yok ha. Derya Bey'le dün buluşacaktık. Benim bir program uzadı. Gelemedim. O yüzden bugün kendisi Bodrum'da. Şimdi bakın burada, şurada ciddi bir yara var. Gel yakından göster. Burada bir ciddi bir yara var. Şurada. Bu yara, şurası, bu ağaca ileride gövdesinde sıkıntı olacak. Belki 30 sene sonra içi kovuk olacak. Yani oyuk bir ağaç olacak. Bunu şimdiden engellemenin yolu buralardan bir yerden verecek. Bak görüyor musun? Burada bir fidanla ilgili sorun var. Şimdi bunu fazla söylemek istemiyorum. Ya hoca kendisi fidan satmak için böyle diyor falan diyecekler. El ne derse desin. Bizi bilen bilir. Şimdi bak bunda yok o şey. Siyah leke varsa içinde orada bir kökle ilgili bir sorun yaşamış demektir. Bunlara su tut sürmüyorum. Peşinden Bülent Bey bordo bulamacı atacak. Duyar gibiyim, bazıları diyor ya çıkartın şu adamı şu bahçeden. Kocaman ağaçları dibinden kesiyor. Buradaki göz patlar mı hocam? Patlayacak, ne yapacak patlamayıp da? Makas da güzel olunca şakır şakır gidiyor işte. Evet Bülent Bey, bunların hepsi irili ufaklı sıfırdan kesilecek. Aşağıdan yukarı yeni sürgün alınacak. Buralardaki olay çok kötü yani. Suda mı sorun yaşandı? Şimdi gübrelemeyi bu sene düzgün bir şekilde yapalım da görelim buradaki durum ne olacak. Şimdi buradan sonra iki yaşlı ağaçların olduğu bahçeye iniyoruz. Şimdi bölüme iniyoruz daha doğrusu. Burası tek bahçe ama iki yaşlıların olduğu bölüme iniyoruz. Şimdi kesinlikle bak mesela şu. Ya işte 1.80 boyu var, ne yapacağız? Ya 1.80 boyu var da şuradan yukarısını adamdan saymamak lazım yani. Ne yapacağız bunu? Hiç çekinmeden şöyle içeriye bakan bir gözün üstünden özellikle veya göz yerinin üstünden yaparsak, şimdi buralardan nereden sürgün verirse ona göre devam edeceğiz. Rüzgar, aşırı rüzgar var dostlar. İnşallah sesimi alıyorsunuzdur. Evet. Bunlar iki yaşlılar. İki yaşlıları. Şimdi şurası ağacın ortası. Ortaya gelen yerden bırakmak lazım. Bir miktar kesiyorum. Şu göz ortaya doğru gelen yer. Yani şuradan yukarı devam edecek. Ondan sonraki budamasını sonra yapacağız. Ama şu ikinci yaşlı olmasına rağmen şey olmamış. Bunları kesiyoruz yani. Bak burada yara var. Yarayı komple alacağız. Bu poşet evet bak şurada dallı bir tane var. Bülent Bey bu parmağın çok gelmiyor değil mi? Bu taraftaki parmağın şey. Evet. Bunu ne yapacağız? Demiştik ya orta şurada. O zaman buraya yaklaşan bir tane yerden keseceğiz. Ondan sonra şimdi dallar şurada kazık varmış. Bu kazık şuraya biraz zarar vermiş. Ama telafi edilemeyecek durumda değil. Telafi edilir. Dışarıya bakan gözlerin üstünden. Dışarıya bakan gözlerin üstünden ağacımızı buduyoruz. Bunu daha da sert budayabiliriz. Ama yukarıdan ikinci dalı da alsın. Beslemeyi de güzel yapacağımıza inandığım için çok daha sert girmiyorum. Yani değilse daha sert girilebilir. Şimdi
rüzgar genelde bu taraftan geliyor değil mi Bülent Bey? Şuradan. Buradan geliyor. O zaman biz bu taraftaki sürgünleri uzatmamız lazım, artırmamız lazım. Şunun mesela yönünü o tarafa vereceğim. Ama şuradan alayım da. Şunu bu tarafa veriyorum. Burada seyretme yapmadım. İleride belki şu güçlü çıkarsa şunu alabiliriz ileride. Şu anda değil. Bir de buna çizik atma olayı yapılacak. Ama çizikler şu anda değil. Şöyle gel yakından göster istersen. Çizikler bundan aşağı yukarı bir ay kadar sonra, yani Mart'ın sonu gibi, Nisan'ın başı gibi. Bakın şuralardan. Şimdi bıçaklarım depremde evde kaldı. Oraya giremeyince bunu buldum şeyde. Bunu aldım yanıma. Şimdi bunu da şuradan kesiyorum ama buraya bir tırnak daha açıyorum. Niye bunu yapıyorum? Su alışverişi fazla olsun da şu biraz daha güçlü çıksın diye istiyorum. Ağacın şuradan ve şuradan sürgün almam lazım. Hatta ben bir de buradan almak istiyorum. Burada geçen sene bir çizik mi açmışsınız? Deneme yaptık. Ama az almışsın, bak küçük olmuş. Şuradan en az bir 5 milim yukarıdan, yani şu hizadan olacak. Ve şey çıkartacaksın. Kabuğu komple çıkartacaksın. Bunu şeyde yapacaksın. Yaprak açmaya yakın. Gözler şişerken alacaksın. Ve daha sonra burayı kapatırsa bir daha kanatacaksın şeyi, yarayı. Bu şekilde ağaca bir şekil vermeye çalışıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar hala kat sistemi diye şuraları boşaltıyorlar. Şu aşağıda 4 tane bırakıyor. Şurayı boşaltıyor. Şu yukarıda bir daha. Yani burada 70 santimlik bir boşluk bırakıyor. 50 kere izah ediyorum dostlar. Yani siz hiç doğada boş, arası boş bir ağaç gördünüz mü? Bundan 5-6 sene önce o modaydı. O modaya uyanların hepsi gördüler ki bu arası karman çorman oldu. Burası raf gibi oldu. İç içe girdi. Bu aradaki boşluğu da zaten doldurdu. Bir anlam ifade etmedi. Ve şu anda bıraktık. Aşağıdan yukarıya doğru 15-20 santimde bir spiral şeklinde dolaşacak bir sistem istiyoruz. Şimdi burada bir ağacımız var. En zorlardan birisi de bunlar işte. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu normal şöyle budasam, normal tutsam, şuradan budasam, şunu da şuradan budasam, diğer yukarıda yaptığım gibi, şunu da şuradan budasam, bu ağacımızın şurasını da keseceğim şimdi. Yukarıdan da şurayı da keseceğim normalde. Normal yapacağım şey şuydu. Buradan da keseceğim bunu. Ondan sonra şuralardan birkaç dal daha olsaydı böyle yapacaktık. Ama şimdi böyle yapsam ağaç hilkat garibesi gibi olacak. Yani bir tarafta bir dal var, bir tarafta bir dal var. Yukarıda da taçlanma olacak, öyle kalacak. Ben onu istemiyorum. Şu anda bunu sıfıra yakın yerden keseceğim bakın. Bunu da sıfır gibi keseceğim. Ve şurayı da çok yakın bir yerden keseceğim ki, şunu çok yakın bir yerden keseceğim ki aşağıya güç versin, zorlasın, buraları patlatsın. Buralarda da şu göbekten yukarıya en az 5 tane şey açılacak. Tırnak açılacak şuralardan. Bu gözler patlamaya zorladık şu anda. Eğer bunu yukarıdan yapsaydım sadece şuraya kadar olan bölüm patlayacaktı. O yüzden yine her ihtimale karşı orada bir karış bıraktım. Oradan aşağısı patlasın diye buralara mutlaka göz açacağız. Bülent Bey, buralara göz açmazsak bu ağaç sadece şuradan dallanır. Yine kötü bir görüntü olur. Aşağılardan dal almak zorundayız. Evet, bunlar da yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu ısırmaya başladı. Bunu bir tık sıkmak lazım. Evet. Bülent Bey ne dersin? Bunu da buradan keselim mi? Hayır. Yukarıdan. Peki. Bülent Bey yukarıdan dedi. Ben de uyuyorum yani. Yeterli mi burası? Yeterli mi bu yükseklik? Yeterli. Daha aşağıdan almamı ister miydin?
Yok, ağaç güçlü olduğu için oradan aşağıya doğru zaten şunu lider bırakacağız. Rüzgar aşağıdan geliyor diye aşağı doğru bıraktım şeyi. Şunu lider bırakacağız. Altındaki 3 taneyi alacağız. Ondan sonra şuradan aşağıda 5-6 tane dal bırakacağız. Gerisini keseceğiz. Bunu ne zaman yapacağız? Mayıs ayında. Evet. Ağacın ortası şurası. Ortasına yakın gelebilecek bir yerden bir tanesinden sürgün alıyoruz. Çok gelişmemiş uç tarafı. O yüzden biraz sert kesiyorum bunu. Hayda. Ya Bülent Bey, bunu bir ara sıkıştır ha. Şimdi bunları dışarı doğru, hep dışarı gelen gözün üstünden ağaç dışarı doğru açılsın diye, ama şuradaki engebe biraz problem. Buradan keseceğim bunu. Bunu buradan keseceğim. Bunu yine şurası çok yukarı, şuradan alayım. Rüzgar vardı şöyle. Şunu da şuradan. Bu kadar basit yani, bu iş çok zor bir iş değil ya. Dostlar şimdi önümüzdeki sene buralardan ufak sürgünler çıkacak. O sürgünlere karışmayın. Şunun gibi olanlar meyve gözü olacak. Ama ben burası boş olduğu için bunu meyve gözü değil, sürgün göz yapmak istiyorum. Buradan kestim. Bunun üstünü de şuradan çizeceğim ki diğerleriyle rekabet edecek şekilde büyüyebilsin diye. Buradan da tırnak alacağım. Bu tırnak almaları daha sonra gezeceğiz Bülent Bey. Şunu da kestik. Bunda da yapacağım bu. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum dostlar. Ben böyle yapıyorum. Ve böyle yaptığımda da çok ciddi başarılar elde ettik çok şükür. Bak burada hala içime sinmedi. Bak gel yakından çek. Şimdi şu gözden ilerlesin diye düşündüm. Ama bu kocaman ağaç olduğu zaman şuradaki şu olay problem çıkartabilir. O zaman ne yapıyorum? Bir aşağıdan kesiyorum. Şuradaki devam etsin. Böyle hissettiğinize göre yapabilirsiniz. Şeyde sorun yok. Bülent Bey, burada kafana yatmayan bir şey var mı? Yok, şu an anladım. Bunu niye indiremedim ben? Ha, sonu burası değil mi? Ben daha uzayacak diye bekliyorum ha. Şimdi bunu niye şu göz üzerinden değil de şu göz üzerinden kestim? Niye oradan kestim? Ağacın ortası burası, bakın. Keseceğiniz göz, lider yapacağınızda keseceğiniz göz hep şu hizaya dönük olsun. Eğer şu gözden kesseydim, gel bu taraftan şey yap, yukarıya doğru göster de. Bakın şuradan şu gözün üzerinden kesseydim, o zaman ağaç bu tarafa doğru gidecekti lider. Şu gözün üzerinden kestim ki merkeze doğru gelsin. Merkez burası. Ağacın merkezi burası. Yani bir nevi ileriye dönük bunun düzgün bir ağaç olmasını sağlıyoruz. Yani şu anda yapacağımız kesimlerin hepsinde bunlara dikkat edeceğiz. Bir de şöyle azgın gözler varsa azgın gözleri de temizliyoruz arkadaşlar. Yani azgına dönmüş göz ama şu tam azgın olmamış ve altında da ikinci göz yok. O zaman bunlara karışmıyoruz. Kibrit çöpü gibi uzamış ve başı yukarıda. Arada 1 santimlik boşluk olan azgınlar varsa onları temizleyeceğiz. Evet Bülent Bey, şu anda kafana takılan bir şey varsa sor. Yani ben şimdi çekip gideceğim, ondan sonra sen yapacaksın bunu. Ya şunu da sorsaydım diyeceğin ne varsa sor ki izleyici arkadaşlar da aynı şeyleri öğrenmiş olsun veya benimle paylaşmış olsunlar. Şuradan alsak yine nereyi çıkartırsa, hangisi güçlüyse ondan devam edeceğiz. Şimdi bunda ne yaptık? Şöyle şuradan alayım. Bunda 4 tane de olsa dal var. Öyle olunca biraz sert budayayım şeyi.
cılız olanlara, cılız olanların, bak cılız olanların üstüne de şey atacağız, tırnak atacağız. Bu kenarlara atacağız ya zaten, şurada en az 3 tane daha dal almak için tırnak atacağız. O cılız olanların üstüne de atın ki şunlarla rekabet edebilsin. Evet, bir de aşağıda sırtlı bir bölüm vardı. Bir de oraya geçelim. Oradaki pozisyonları görelim. Çok da uzun olmasın. Ondan sonra dostlar sıkılır. Gerçi isteyen istediği kadar izliyor sanki. Kimseyi zorlamıyoruz baştan sona kadar izleyin diye. Kaç dakika olmuş? Ha? 20 dakika, daha yarım saat bile olmamış. Bunlar eğitim videoları yani. Eğitim derken sanki bildiğimizden değil işte. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz dostlar yani. Şimdi şunda mesela ne yapacağız yani? Şunu olduğu gibi bıraksak 3 çatal bir ağaç olacak. Olmaz işte yani. Olmaz, mecbur. Bunu keseceğim. Yine merkeze doğru gelirken çok da yüksek yapmayacağız. Şuradan bu tırnakları gerekirse daha sonra alınacak. Burada da güzel bir sırt uygulaması yapmışlar. Şimdi bazıları diyor ya, budama yapmasak hocam, budama yapmayın diyorlar. Ya yapmayın da görün, ufacık bir ağacınız olsun. Şimdi bu güçlensin diye biraz sert kesim yapacağım bunu. Burada yara vardı, o yüzden daha sert kestim ki daha güçlü çıksın diye. Evet, bunun şuralara da bir tane tırnak atarsanız o da yeterli olur. Şimdi eğer budamayacak olsaydık bu ağaç hızlı dışarı doğru gelişmeyecekti. Yani 6-7 yaşında şu büyüklükte bir ağacınız olur budama yapmazsanız. 10 yaşına gelir hala böyle olur. Millet de budadığı ağaca salıncak kurar, sallanır. Ağaç ne kadar büyükse meyve de o kadar çok. Metreküp hesabı. Kaç metreküp dalınız varsa o kadar fazla meyve alırsınız. Ne yapayım şimdi bunu? Buna ne yapacaksın işte? Evet, şuradan alalım. Yani aşağıyı patlatmak için mecbur böyle aşağıdan kesiyorum. Şimdi şu arada bazılarını mesela dokanmayacağım. Bunları ileride seyreltebilirsiniz. Ağaç büyüdükten sonra bunları seyreltebilirsiniz. Ama şu anda ilk yıllarda bunlar sizin meyve veren kaynaklarınız olacak. Zaten ağaç 10 yaşını geçtikten sonra yeterince meyve verir. Ama bahçe sahipleri 5-6 sene sürekli para harcadığı için ilk yıllarda az da olsa bir şeyler almak isterler en azından. 5. yaştan 6. yaştan sonra kendi masrafını kurtarsın yani. Onun için ağacı ilk 3 senede 4 senede olabildiğince sert budayıp olabildiğince güçlü çıkartmamız lazım. Ya şey hocam, arkadaşlar Amerika'ya gitmiş. Amerika'da budama yapmıyorlarmış. Ya artık yani hakikaten yorulduk bu sorudan. Amerika'dakiler paradoks anacı. Paradoks anaçlarında budama yapmasanız da hızlı gelişir. Bir de besleme çok güzel.
organik madde yüksek. Eğer organik maddeniz Türkiye'deki gibi %1'lerdeyse, anacınız da Juglans regia dedikleri Anadolu cevizi ise, üzerine de chetner aşılamışsanız, erkekseniz budamayın. Bakın burada bir azgına dönmüş bir göz var. Bunu alıyorum. Şunu gel yakından bir göster istersen Bülent. Bu problem. Bunu alıyorum. Ondan sonra ağacı dışarıya doğru açacağım. Şöyle gel yakından göster şeyleri. Bak gözün hemen üstünden. Gözün hemen üstünden. Yani kesimin alt kısmı. Gel şuradan göster. Bak şu açıdan. Kesilen yerin alt kısmı gözün üst kısmıyla eşit ama hafif arkaya doğru eğimli. Keserken buna dikkat edin dostlar. Böyle cılız olanların üstünden tırnak atacağız arkadaşlar. Bunu da geçen seneki tecrübelerimde gördüm. Cılız olanların üstünden tırnak atarsak oradaki sürgün diğerlerine yaklaşabiliyor. Şimdi şurada boşluk var. Evet Bülent Bey, şimdi sıra sende. Bir tanesini de sen yap, ben çekeyim. Şimdi Derya Bey yeterince göstermedim mi diyebilir yani. Bunda kaç tane var şimdi sürgün? 1, 2, 3, 10, çok. Yani buradan 1-2 tane seyretmemiz lazım. Ama ister bu sene seyreltiriz, ister seneye seyreltiriz. Şimdi hangi taraftaki dallar fazla? Şimdi şu ikisinden biri alınması lazım. Şu aradakini al. Büyük de olsa alabilirsin. Makası biraz daha dibe doğru. Ondan sonra şu dursun. O da dursun. Şunu da bu tarafa doğru verebiliriz. Bir tane daha alman gerekiyor. Hangisini alacaksın? Hiçbirine kıyamıyorsun değil mi? Şunu da al. Şunu da al. Daha dipten. Heh. Şimdi budamanı yap. Dışarıya bakan gözün hemen üstünden kesimlerini yapıyorsun. Aşağı yukarı %50'lerden gibi. Cılız olanların üstünü çizeceğiz daha sonra. Yukarıyı nereden keseceksin? Merkeze dönük bir gözün üstünden değil mi? Şekilde bütün ağaçlara gireceksin dostum. Böyle fazla olanlarda mesela bunda da seyretme yapacaksın aradan. 5-6 tane dal bıraksan yeterli. Çünkü güzel besleyeceğiz. Bu şekilde olanlarda aynı sistem. Kaç tane dal var zaten? Bu tarafta bir boşluk var. Tamam, bu dalı kaldırır. Yani şu anda kaldırır. İleride ağaç büyüdükten sonra testereyle seyretme yapacağız içerisinden ama şu anda bu dalı kaldırır ve ilk yıllar dedim ya, ne kadar dalımız fazlaysa o kadar, ama besleyebilecekse, değilse şimdi 10 tane dal olan yerde 3 tanesini aldık mesela. İleride 1-2 tanesini de meyve dalına dönüştüreceğiz. Ana dalımız 5 tane olacak en fazla. Şimdi bunda bir tanesini alacağız. Hangisini alacağız? Şunu alacağız mesela. Abi şeyi biraz yaklaştır ha. Yani ne kadar içine alırsa dalı o kadar rahat keser. Diğerlerini kes abi. Ne yapıyorsun?
yapacağız diye bana soruyordun. Ben şimdi sana yaptıracağım. Sen yapacaksın. Tamam. Güzel. Yalnız şeyi aşağı inmesin. Eğimi bu kadar sert yapma. Bu kadar sert yapma. Daha az eğimli. Şu alt kısmı güzel. Üst kısmı biraz daha kısa olsun ki tırnak kalmaya. Tamam. Evet. Onu biraz daha aşağıdan. Şimdi bunu yaparken de alttaki dalın onları da alıyoruz. Bak bu tarafta bir tane daha sürgün şey var. Tamam. Yukarıyı nereden keseceksin? Bak bana doğru gelen bir gözün üstünden kesti. Doğru olan da o. Evet. Bülent Bey'in yanında dur üstad, yanında dur. Bülent Bey'in budaması. Bunu hepiniz yaparsınız dostlar. Bu kadar basit. Yani böyle çok zor bir şey değil. Sadece ağaçla konuşacaksınız. Hangi dalını kesmenizi istiyorsa onu keseceksiniz. Evet dostlar, bugünlük de böyle. Hoşça kalın.